tarihe yönelik haberleri aktarmayı ben çok seviyorum. Siz aynı şekilde tarihle ilgili sorulara cevap vermeyi çok seviyorsunuz. Dolayısıyla yine tarihe konu olan ama bu kez üzerinde ne yazdığını duyduğunuz zaman bakın herkes için söylüyorum. Tüylerinizin ürpereceği bir haber var ve bir anıt var. Haberimizin başrol oyuncusu bir anıt. Belki çoğu yerde, çoğu yerleşkede, çoğu tarihi alanda gördüğünüz tip bir anıta benziyordur ki öyle aslında. Baktığınızda çok da bir farkı yok gibi görünebilir. Efes Antik Kenti'ni andırabilir sizlere ya da Çanakkale Anıt Mezarlığı'nı andırabilir, birçok yere andırabilir. Ama bu anıtın farklı bir özelliği var. Üzerinde yazanlar gerçekten korkutucu tüyler ürpertici. Bakın tarih verdiğimizde 1979 yılıyla 1980 yılları arasında dikilen bir anıt olduğunu görüyoruz. Robert Kristen tarafından dikilmiş ve şu cümle yazıyor bu anıtın üzerinde. Maalesef ki insan nüfusunu 500 milyona indirin. Böyle bir şey yazıyor anıtın üzerinde. Yani resmen katliam bunu gerçek hayata entegre etmiş olsa şu anda katliam yapmış olacaktı. Niye böyle bir şeyi düşünür ki bir insan? Evet nüfusun artışı tamam negatif etkiler getiriyor olabilir dünyaya. Eğer o nüfus artışı kirlilik de getirecekse, şiddet de getirecekse, terör de getirecekse mesela ama iyilik de getirecekse, temizlik de getirecekse o zaman nüfusun artmasında bir problem yok gibi görünüyor olabilir. Bu arada her biri 20 ton ağırlığında böyle küçük gözüktüğüne bakmayın bu anıtın. Her biri 20 ton ağırlığında doğru duydunuz. 5 metre yüksekliğinde olan taşları şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok ağır. Gerçekten akıllı tavsiyeler baktığınızda, çok güzel tavsiyeler de bu tavsiyeleri veren insan neden insan nüfusunu katletmek ister? Onu anlamış değilim açıkçası. Sadece bu yazmıyor. Yani insan nüfusu hakkında bir şey yazmıyor. 10 tane tavsiye var. Bakın ne söylemiş? Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet. Tavsiyelerden biri bu. Diğeri de şu, insanlığı yaşayan yeni bir dille birleştir. Enteresan değil mi? Yani insana yönelik bir olumlu yorum var. Bir diğeri de şu, kişisel hakları sosyal görevlerle dengel ediyor. Ve bir başka maddede de gerçeği, güzelliği, aşkı sonsuzlukla ahenk kurma arayışını takdir et diyor. Yani her şey çok pozitif. Ama sonra gelin görün ki bu tavsiyeleri veren insan insan nüfusu 500 milyon olmalı diyor.